Doğu Perinçe'ye, İsviçre'de reva görülen muamele onun şahsına değildir. Türkiye'dir, Türk milletinedir. Türk milletinin tarihi nedir, geçmişi nedir? Yani Türkiye'ye yönetilmiş bulunan düşmanlığın bir parçasıdır bu. Halkımız bunu böyle telakki eder. Sayın Perinçek bu çeşit iddiaların karşısında hem kendisini hem ülkesini yiğitçe, kahramanca savunacaktır. Onda hiçbir tereddüdümüz yok. Ama o bilmelidir ki ben de bu ülkedeki herkes kendisinin arkasındayız. Kendisiyle beraberiz. Tabii Türkiye'ye yöneltilmiş düşmanlığın bir parçasıdır bu. Hazin bir olaydır. Avrupa için hazin bir olaydır. Ve aslında hürriyetin beşiği, hürriyetin kalesi olan, öyle görülen, öyle sayılan İsviçre'de bir kişinin düşüncesini söylemiş olmasının, bir tarihi hakikati ifade etmiş olmasının mahkemelik hale getirilmesi bir uygarlık ayıbıdır. Böyle bir şeyin yapılmış olmasını kınıyorum. Ve Avrupa düşüncesi, Avrupa fikri, Avrupa karizması adına kınıyorum. Çok yanlış bir olaydır. Esasen böyle bir kanun çıkarabilmiş olmaları fevkalade yanlıştır. Benzeri faaliyetler dünyanın başka yerlerinde de var. Buradan görüyoruz ki bundan 90 sene evvel cereyan etmiş, savaş esnasında cereyan etmiş bir olay ve bunun adı mukateledir. Yani karşılıklı savaş esnasında zaten öyle olur. İnsanların karşılıklı birbirlerine her çeşit muameleyi reva gördükleri olaylardır bunlar. Ermeniler jenositin ya daha doğrusu cinayetlerin, bir sürü cinayetin işlemesine de bu yüzden giriştiler. 50'ye yakın Türk diplomatının hayatına mal oldu. Kan döktüler ve o zaman tabii İsviçre neredeydi diye gerekli protestoları, gerekli reaksiyonları vermek lazım. Evet, bu vesileyle Lozan'a giderek Türkiye'nin uğradığı bu haksızlığa karşı bilgilerini, tecrübelerini, inançlarını dile getirecek olan değerli bilim adamlarımızı, fikir adamlarımızı, siyasetçilerimizi hepsini kutluyorum. Kendileri bir milli davada bir milli görevi yapıyorlar. Ve Türkiye kendileriyle beraberdir.